şu cümleyi de bir gösterelim yavaş yavaş. Şaibe olup olmadığı ortada değil mi? Tayyip Erdoğan diyor. Evet. Evet. Şaibe olup olmadığı ortada değil mi? Evet. E ben de diyorum ki ortada değil. Bakın o zaman ben Tayyip Erdoğan'a bu kadar, Erdoğan a Erdoğan a bu kadar inanan Erdoğan'a Erdoğan'a Erdoğan bu kadar inanan bir adam olarak bakın cümlem net. Erdoğan'a bu kadar inanan bir adam olarak Sayın Cumhurbaşkanı şaibe ortada değil diyorum. Demekle olmuyor. Belgesini gösteriyoruz. Diyoruz ki 3000 tane sandık kurulu üyesi kaymakamlık görevlileri yolluyor. Listeyi yolluyor. İlçe seçim kurulu başkanı onları çöpe atıyor diyoruz. şaibe yok." diyorsun. E ben ne yapayım size? Şaibe abi, yok dersen, yani... siz gözünüzü böyle kapatırsanız ben görmüyorum. E görmezsin. Ne e, tabii yapayım yani? Kapatıyorsan görmez. Ve diyorum ki bütün bu filmin sonunda FETÖ gelecek oturacak. Yani hem Erdoğan'ı yenecek hem Türkiye'yi yenecek hem CHP'yi yenecek hem Saadet Partisi'ni yenecek. Yani o battı bakın o bugün hangi gazetede vardı manşette Yeni Şafak gazetesi daha çok rahatsız olacak daha çok endişe etmeyecekler. Gelecek bu ülkeye oturacaklar. Biz bu kadar kaosun içerisinde yürümeye devam edersek madem şaibe var bakın AK Parti'nin anketçisi. AK Parti'den ayrılalı Yani AK Parti ile birlikte çalışmaktan e, ayrılalı 2 sene 3 sene oluyor adam Zaten onun kıskançlığıyla yapılan açıklamalar bunlar Kaldı ki ben de söylerim Evet Ekrem İmamoğlu'nun oyu artacak Ama Binali Yıldırım'ın oyu 600 bin artarken Ekrem İmamoğlu'nun oyu 70 bin 100 bin artacak ve arada da 400 bin 300 bin farkla Binali Yıldırım kazanacak e ne oldu şimdi bunu bir bütünlük içerisinde söylemezseniz vermiş mi Binali Yıldırım'ın oyunun artıp artmayacağına dair bir bilgi vermiş mi ben bakmadım buyurun okuyalım yaptığımız anket Heh. sonuçları Ekrem İmamoğlu'na oy verme oranının artacağını gösteriyor evet. cümle böyle %48 55 almıştı 48 9 alacak veya 49 alacak. Binali Yıldırım da %51 alacak. Seçim bitecek. Ne oldu? Binali Yıldırım'a gelecek oyu söylemeyip sadece Ekrem İmamoğlu'nun artacak olan oyunu söylerseniz sahtekarlık yapmış olursunuz. Yaptığı şey o. Gazetenin de yaptığı o. Araştırma şirketinin de yaptığı o. Binali Yıldırım'ın oyu Ekrem İmamoğlu'ndan daha fazla artacak. Ama Ekrem İmamoğlu'nun da oyu artacak. O da bir gerçek. Çünkü DSP yan çizdi. Allah korusun Saadet Partisi efendim görüşüyoruz diyor. İstişare ediyoruz diyor. Allah korusun diyorum gene de. Yani partiyi kapatmayla eşdeğer bir şeydir. Eğer Ekrem İmamoğlu'na giderse o oylar. Dolayısıyla DSP'si Komünist Parti'ye, Komünist Parti. Daha 4 ay önce Danıştay'daki bir davada başörtü yasak olmalıdır diye dava açan Komünist Parti Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorum diyor. Şu an adayını geri çekiyor. DSP'de geri çekmek hazırlığı içerisinde. E haliyle Ekrem İmamoğlu'nun oyu artacak. Bu iki kere 2 4. Ama Binali Yıldırım'ın oyu ondan 5 misli fazla artacak. Burayı 5 ee, misli derken ha, burayı... Ekrem İmamoğlu'nun elli bin oyu artarsa Finali Yıldırım'ın oyu 250.000. Bunu bu cümleyi Ali Hasan Bey kestirteceğim ben kes, şimdi. Buyurun kes. kestirteceğim. İnşallah diyelim. Biz de haddimizi aşmayalım. 24'ünde 24'ünde 24. İnşallah e, Haziran pazartesi günü saat 10.30'da bu cümleyle başlayacağım. İn, i̇nşallah. Unutturmayın arkadaşlar. İnşallah. Tamam mı? Bakın ABD İmamoğlu dedi.